Bugün günlerden pazar. Gönen Söğüt mahallesine geldik. Burada bir köy evimiz var, satılık. Şimdi hemen bakın, köyün camisi. Burada hemen meydanda, yaklaşık evimiz meydana 50 metre mesafesi var. Bakın gösteriyorum, evimiz şurası. Hemen ana yolda. Burası biraz çamur olduğu için arabayı koymadık. Şimdi evimizi buradan çekeceğiz. Mal sahipleriyle görüşeceğiz. Şimdi evimizin yanına geldik. Hemen bakın evi gösteriyorum. Gayet düzgün, tuğladan yapılmış bir ev. Şöyle bir bahçesi var. Bakın çevrilmiş. Arabayı park ettiğim nokta. Bakın. Burası da yol. Çamur olduğu için buraya getirmedim aracı. Bakın cami burada hemen. 50 metre var yok camiye. Evet, bahçemiz de şu şekilde, bakın gösteriyorum. Efendim, burası bahçesi, evi. Evet, şimdi mal sahibimiz burada. Evet, şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Evet, benim ismim Murat. Murat Bey. Şimdi burada bir köy evi var. Evet. Sizin herhalde. Abim. Abinizin yeri. Şimdi onunla da görüşeceğiz. Burayı satıyorsunuz. Evet. Şimdi burası 630 metre miydi? Evet. 630 metre bir bahçesi var. İçinde kaç odalı bir yer burası? Geçelim, kendimiz görelim. Bakalım, tamam. Bakalım. Evet. Gayet güzel, evet. Hemen yola cepheli bir yer. Burada da bahçe var. Burada çeşme mi var? Çeşme var. Bakın, çeşme. Şurada çeşmesi var hemen. Bu su dağdan mı geliyor, ormandan mı geliyor? İşte birikme su var. Aynen, boşa gidiyor öyle, akıyor. Evet, gayet güzel. Su da var, hemen çeşme de var. Evet. Hemen evimizin, bakıyorum burada elektrik var, elektrik su açık. Elektriği de var. Bakın gösteriyorum şu anda. Elektrik panosu. Evet. Suyu da var. Evet. Şimdi asıl mal sahibimiz geldi. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halim Kabakulak. Halim Bey. Şimdi burası sizin. Evet. Kardeşinizle az önce görüştük. Burayı satıyorsunuz. Evet. Şimdi bura hakkında bize bir bilgi verin. Kapı numarası da var herhalde. Aynen. Evet. 11 numaralı. 11 numara kapı numarası var. Evet. Elektriği var. Aynen. Suyu var. Altı dam olarak kullanılmış zamanında, biz bodrum olarak kullanıyoruz. Evet. Ön tarafına bir dam yaptık ama kardan dolayı çökme yapmış. Tamir istiyor yani. Tamam, bir görelim o zaman. Evet, şimdi. Şu meşelerden itibaren böyle aşağı iniyor. Ha, bu orada bir çevirme olmamış herhalde meşeler. Yok, oraya bir avlayamadık. Biz kullanıyoruz. Ama sınır diyorsunuz, evet, ki sınır, evet, şu evet. Ağaçların altından bu, evet, şekilde. Şu an kapıdan içeri girdik. Bakın gösteriyorum. Bahçesi bu alan. Evet. Şöyle dönüyor, isterseniz aşağı inip çekelim. Evet, bir bakalım oradan. Evet, gayet düzgün. Buradan şöyle. İşte biz bunları tamamlayamadık. Biz burada buraya merdiven falan yapılacaktı. Evet. Burası bahçenin içi değil mi burası? Aynen. Evet, gayet düzgün. Burası bir hayvan damımız. 9 tane hayvan bakıyorduk biz. Burada hayvan damı var. Evet. Büyük mü bakıyordunuz, küçük mü? Büyükbaş. Büyükbaş. Orayı açabilir miyiz, bu hayvan damını? Bir görelim. Bakın evi gösteriyorum. Tuğladan yapılmış. Bunu normal. Açarım da ben kilidini kaybettik biz bunu. Evet. Normal bildiğimiz bir köy evine benzemiyor. Normalde köy evleri kerpiçten, tahtadan yapılıyor. Bakın şu yukarıda gösteriyorum. Ama bu ev tuğladan yapılmış. Bu ev sağlam o zaman. Yani. Ev sağlam. Evet. Yığma tuğla bu. Yığma tuğla. Bu ön tarafını biz kendimiz yaptığımız için, yani bu şey. Evet, gayet güzel, ev sağlam. Ufak bir tadilat yapılıp kullanılabilir. Evet. Gayet düzgün, bayağı bir ot olmuş burası. Çok da verimli bahçesi vardı aslında. Bunun her türlü meyve sebze yetişiyor yani. Ne yetiştiriyordunuz burada? Burada domates, biber, patlıcanımızı. Brokoliye varınca kadar yetiştirdik biz burada. Evet, toprağı verimli yani. Aynen öyle. Burası Orman Köyü. Aynen. Yaklaşık Gönen'e 23 kilometre bir mesafesi var. Evet,
Evet. Burası Söğüt'e bağlı bir mahalleydi, değil mi? Evet, Ayvalı Mahallesi. Ayvalı Mahallesi. Söğüt'ün Ayvalı Mahallesi. Söğüt de zaten az ilerisinde, 1 kilometre. Evet. Az ilerisinde evet. Söğüt oluyor. Şuradan bakarsak tarihçede gözüküyor. Evet, şu camisi, ilerideki yer. Caminin minaresi falan gözüküyor. Bakın yaklaştırıyorum. Evet, caminin minaresi görünüyor. 1 kilometre. Söğüt Mahallesi. Burası da Ayvalı. Oraya bağlı. Aynı sınırlar içerisinde. Evet, bu dam da biraz tabii bakımsız kalmış. Evet. Kardan dolayı bu. Kardan değil mi çökmüş? Kendimiz olmadığımız için sayılır. Bu onarılabilir, tabii, değil mi? Tabii. Kullanılabilir. Evet. 630 metre bahçesi var. Evin anahtarı var mı? İçeri var, girebilir miyiz? İçeri girebiliriz. Tamam. Yalnız kendi eşyalarımız var, biraz dağınık yani. 3-5 sene önce ne bıraktıysak hepsi burada duruyor. Tamam, olsun. Dağınık mağınık bakalım. Burası çok güzel. Orman köyü burası herhalde. Evet. Çok güzel, her havadar, güzel bir köy. Çok havadar, çok böyle oksijen oranı çok yüksek bir köy. Bakın gayet güzel. Güzel bir bahçesi var, verimli. Bu kısmı gayet düzgün bir yer. Evet. Evet, şimdi oraya ne yapmıştınız? Şuraya. Bugün de damı bağlantılı yemlerimi falan buluyordum ben buraya. Ha. Hatta bir su tankım var burada. Evet, burada yani bir su tankı var. Evet, bir ara yapmış. Şurası da dam yeri. Ya bakın. Suyumuz var yani, köyün suyu var ama bu yedek su tankı. Ha, yedek su tankı. Falan. Ha, hayvan. Evin temeli de sağlam. Taştan yapılmış. Taştan, eski yapı yani böyle. Evet. Eski usul yapı. Gerçi evimizin yani şeyi çok eski değil. Tezeresi ama bakım olmadığından dolayı. Tamam. Tabii. Eve girelim şimdi de. Evet, demir bir kapısı var evimizin. Bakın. Evet, şöyle bir girişi var. Tabii bir tuğlalar görünüyor. İnce bir sıva yapılabilir. Evet, yerlerde minofle var. Burası banyosu herhalde. Işığı yanıyor mu? Çaksana. Murat. Orada. Evet, bakın ışığını yaktık. İçinde şofben var. Evet. Güzel sıvası. Bir sıva yapılacak. Olsa, bir kalebodur yapılacak. Aynen. Evet. Şimdi içeriye giriyoruz. Burası salonu. Burası salon. Evet, yaklaşık. Biz uzun zaman önce çıktığımız için yani yaklaşık 5 seneden beri gelmiyoruz. 5 seneden yani beri gelmiyorlarmış buraya. Tabii olmuş. Ev böyle kendi halinde kalmış. Ufak bir işçilik gerekiyor. Bakın burada bir odası var. Burada duvarları belli oluyor. Gösteriyorum. Evet. Koltuklar var. Soba var. Bakın kuzine sobası var. Gösteriyorum. Efendim. Peki bu evi alırlarsa içindeki eşyaları verecek misin? Gerekirse veririm yani. Yani alan kişinin ihtiyacına bağlı bir şey. Ama istemiyorum derse biz alırız, istiyorum derse kalır. Kalır. Yani problem yok. Tamam. Bu evi alana eşyalar da yanında hediye olarak verilecek. Ona göre değerlendirin. Kaçırmayın. Şimdi bunun çatısı, bu ne yapmışsınız bunun tavanını? Eski yapı, toprak. Toprak değil mi? Aslında daha sağlıklı bunlar ama. Evet. Bakım olmadığından dolayı akma yapmış. Yoksa bunlar onarıldığı zaman. Evet. Betondan daha sağlıklı aslında. Tabii, toprak ve olması. Suyu kesinlikle kaçırmıyorum. Evet, burası da güzel bir oda. Yerlerde yine muşamba var, minofle. Bir oda daha mı var? Şey var. Burası mutfak. Mutfak var. Ama işte burası da tadilat olacak. Dolabı falan olduktan sonra burası da 10 numara. Evet. Evet işte buraya bir dolap olacak. Bir evet. Boyanacak. Evet. Eski bir fırın var burada. Bakın tezgahını gösteriyorum. Musluğu var. Bakın gayet güzel. Yani bu musluk bağlı değil yani. Biz burada eskiden daha bağlı değil. Başka yerden su alıyorduk. Evet. Şimdi yeni yere bağlanmadı daha. Biz sadece yani ortama alınıp bağlanacak. Evet, gayet güzel. Kapıyı gösteriyorum. Geldiğimiz nokta. Elektrik, burada bir odası var. Var. Bu oda yaklaşık 10 metre vardır. Evet. Evet, bu da hemen hemen ona yakın. Aynı gibi yani. Bir de mutfağı var.
İki oda, bir mutfak, bir de ara var, hol var. Evet, bina yani evimiz sağlam, tuğladan yapılmış. Sadece ince bir işçilik lazım. Usta gelecek, burada bir ince işçilik, boyasını yapacak. Banyonun kalebodur fayansını yapacak. Bir de mutfağın tezgahını falan kalebodur fayans. Bir dolap olursa 10 bir dolap olur. Takılacak efendim. Yani ne kadar bir masraf vardır? Usta kim? Şimdi usta sensin. Usta. Şimdi buranın tahminen ne kadar masrafı vardır? Banyo var. Mutfak, evet, var. Mutfak var. Bir de boyası, badanası falan. Herhalde bilmiyorum, çatı durumu nasıldır? Çatı yani çok da şey... Yani bir bakım gerekebilirse. Yani, gerekebilir. İnce bir bakım. Ağacı falan sağlamdır aslında. Sağlam. Evet. Yani bir ince bakım. Ya da böyle bir 5-6 bin lira yese. 5-6 bin lira yer. Adam gibi. O biçim yer olur. Aynen. Harika bir yer olur. Dışı sıvanır. Evet. Mesela. Yani gayet. Ya sıvanmasa da olur. Yani, dışı. Önemli olan içi. Bir şey. Evet. Gayet güzel. Ya evin görüntüsü. Boyanacak yani. Kazınacak, boyanacak. Evet. Bakın. Gösteriyorum. Hemen hayvan damı. Köve 20 metre. Yani bu kardan dolayı, evet, çökme yaptı işte bu. Harika. Bir de buranın bahar olduğunu, yaz olduğunu düşünürsek buralar, evet, olduğu gibi ağaç. Yemyeşil. Yemyeşil olacak tabii doğal olarak. Harika bir görüntüsü var.